Tekno hoş geldiniz. Bu videomuzda Apple'ın iPhone 12 serisinin minik olanını inceleyeceğiz. Yekta ile birlikte. Yekta kendine yakın zamanda bir iPhone 12 mini aldı. Hatta geçmişteki Apple lansmanı yayınlarını takip ettiyseniz orada Yekta bu telefonu görür görmez alacağını söylemişti. Ve ne yaptı ne etti sonunda aldı. Yekta hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Umut. Aslında çok da bir şey yapmadım. Ya. Yani. Öyle bir fırsat geldi. Pek de fırsatı kaçırmak istemedim. Ve e, iPhone 12 mini sahibi oldum. Kafamda birkaç soru işareti vardı ama bir haftadır falan kullanıyorum. Ee, gayet memnun, seviyeli bir ilişkimiz var. Yani tam bir inceleme gibi de değil. Karantina yüzünden tam inceleme gibi bir şey olmayacak ama evet. ben Air ilerleyen Pro. zamanlarda, aynen ilerleyen zamanlarda seriyi tamamlamayı düşünüyorum Apple Watch Series 6 ile birlikte. Umarım o zaman böyle bir stüdyoya gelip Apple Watch Series 6, iPhone 12 mini ve Airpods Pro ailesini genel olarak bir bu ekosistemi de inceleriz. O zaman değerlendirmeye tasarım ve malzemeden başlayalım. Bu konuda bize ne diyeceksin? Vallahi tasarım ve malzeme kalitesi konusunda Apple, Samsung gibi markalar zaten çok iyi kalitede ürünler üretiyorlar. Bu ürünün kalitesi de çok iyi. Bu üründe beğendiğim iki şey var. Bir gerçekten hafifleştirilmiş bir ürün iPhone 12 iPhone 11, iPhone XS, iPhone X'ler birazcık ağır malzemelerde ve ben bileğinde karpal tünel problemi yaşayan bir insanım. Çok ağır telefonları uzun süre elimde tuttuğumda bileğimde ağrılar yapabiliyordu. Bu telefonda o problem hiç yok. Ee, bir çekincem evet. köşeli tasarıma sahip olmasıydı. Burada 135 köşeli tasarım... gram telefon. Günümüz telefonlarına göre çok hafif. Aynen aynen çok hafif yani elde çok uzun süreli garip pozisyonlarda yatarken tutsam da elimde bir ağrı yapmıyor. Buna gerçekten çok sevindim. Çünkü iPhone 11 bunun yanında gerçekten külçeymiş gibi kalıyor. Çok ağır kalıyor. Ve 12 mini boyut olarak da ufak olduğundan cebe falan koyduğunuzda bir şişme, büyüme, büyük falan gözükmüyor. Gayet güzel. ele oturuyor tek elle. E, istediğiniz ekranın her kısmına erişebiliyorsunuz burada da göreceğiniz üzere e, boyut olarak malzeme kalitesi olarak çok memnunum bir de ikinci memnun olduğum şey e, sonunda kıvrımlı e, iki 2.5D ekranlar yani onlar sektörde niye var oldum olası anlamadım kurtulmuş tamamen düz ön tarafı da arka tarafı da dümdüz bir tasarıma kavuştuk kamera çıkıntısı çıkıntı hariç sadece. Kamera çıkıntısı hariç. Böylelikle benim mesela şu anda ön camımda ekran koruması var ama ekran koruması çok da aman, aman belli olmuyor. Tamamen kapatabilen ekranlar, ekran korumaları e, telefonlara takabiliyorsunuz. E, çok da ince, gayet inceltmişler telefonları. Bu birazcık batarya boyutlarını genel olarak bütün iPhone 12 ailesinde ufaltmış. E, ee, bunda iPhone 12 mini modelinde 2227 mAh batarya var. Ee, diğerlerinde de 2815 mAh'di yanlış hatırlamıyorsam düz iPhone 12'de ve iPhone 12 Pro'da. Bu acaba mı diye soru işareti getirse de içerisindeki A14 5 nanometre üretilen işlemci sayesinde pil bakımından aman efendim biz nereye geldik dedirtmiyor kullanıcıya. Şimdi ee, piller iPhone 11 göre ufalmış gibi gözükse de 5 nanometre üretim teknolojisi sayesinde A14 işlemcisi pili gayet verimli kullanıyor. Hatta iPhone 12 mini de bunun kanıtı. İlerleyen zamanlarda buna tekrardan değineceğiz. Yani tasarım ve malzeme kalitesi bakımından benim memnun etti. Hafifleşmesi, incelmesi çok güzel. Zaten iPhone 4 ve iPhone 5 tasarımlarından esinlenilmiş bir tasarımı var iPhone 4'teki arkadaki cam ve önün cam olması e, kopyalanmış. iPhone 5'teki de köşeli yapı kopyalanmış. Bence son zamanlarda iPhone X'ten beri yani 8, 7 bunların hepsini katıyorum. Benim için en üst nokta iPhone tasarımlarında 4S ve 5'tir. Ondan sonra çıkmış en iyi tasarımlı iPhone'lar benim şahsi kanaatim. Ee, zaten tasarımından dolayı da iPhone 12'nin sahibi olmak istiyordum. Böyle bir şans da oldu edindim. Çok memnunum hafif olmasından, boyutundan, mini denen bir grup çıkarmalarından. Malzeme kalitesi falan da e, bildiğimiz Apple kalitesinde, Samsung kalitesinde. Yani Amiral Gemisi telefon nasılsa Amiral Gemisi telefon kalitesinde. Bu tasarım zaman... ve malzeme de bahsedeceğim bunlar yani. O zaman e, ekranın da e, bununla beraber telefon minik dedik ama ekranı aslında pek ufak değil. Ekran detaylarını da bize ne aktarırsın? Valla 5.4 inç büyüklüğünde bir ekranı var. Şu an zaten fotoğraflarda iPhone 7 ile karşılaştırmasını görüyorsunuz. Pixel X, XL, Pixel 2 XL da var hemen yanında. Yani boyut olarak ufak olsa da 5.4 inç büyüklüğünde çerçevesiz e, ekran teknolojisi sağ olsun bir ekranı var. Ama burada... bir çentik de var. Onu da belirtelim. Evet bir çentik var. Yani. Ve çentik boyutu iPhone 12 mini'de iPhone 12'den daha ufak değil. Bütün iPhone 12 ailesinde aynı çentik boyutu var. Ama burada iPhone 12 mini ailesinin özel olan şöyle bir durum var. iPhone 12'nin ve iPhone 12 mini'nin iPhone 12 Pro'nun da ekran çözünürlüğü 2340 1080 birebir aynı. Siz sadece Neşin iPhone lazım. 12 aynen. Siz sadece iPhone 12 mini modelinde bütün her şeyi ufak ölçeklendirilmiş halde görüyorsunuz. Eğer yakını görme probleminiz varsa, yazıları okuma probleminiz varsa 12 mini bu konuda sizi rahatsız edebilir. Normalde ben de gözlük kullanan bir insanım ama ben uzağa göremiyorum. O yüzden bu konuda bir sıkıntı yaşamadım. Ama yani her şey daha ufak ölçeklendirilmiş gördüğünüzden bu konu sizi rahatsız edebilir. Onun haricinde 625 nit parlaklık var. Güneş altında hiçbir sorun yaşamıyorsunuz ki zaten güneş altına çıktığınızda ve ön kamera flaşı kullandığınızda 1200 nit'e kadar da bu parlaklık değeri çıkabiliyor. Hani bu 1200 nit'le bu anlık flaşı yapabiliyor, yüzünüzü aydınlatıyor. İnanılmaz güneş, dikey güneş açıları geldiğinde de 800-900'lerde böyle bir yarım saat 40 dakika bu OLED ekran ee, durabiliyor. O ekran görünürlük ve parlaklık bakımından hiçbir fark yok. İşte HDR'ı var, Dolby Vision var, geniş skalada renk verebiliyor bu gibi özellikler var. HDR 10 var. Ekran konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, True Tone gayet ayarında ki ben hep True Tone açık kullanırım. Mavi ekranı birazcık duyarlıdır gözlerim. Baş ağrısı yapar. Apple o True Tone'u çok güzel ayarladı. E, i̇yi oldu yani gelmesi. Hiçbir problem yaşamıyorum ekranından. Gayet memnunum. Pili küçük demiştik ama ekran OLED olması güç tasarrufu açısından bir olumlu etki de yaratıyor. Burada A14 Bionic'in yanında ekranın da bir katkısını söyleyebiliriz sanırım. Ya şöyle, e, iPhone 11'in pilinden daha kötü. Onu söyleyeyim. Yani hmm. pile, pile ileride değinecektik ama madem konusu açıldı birazcık bahsedeyim. Yani ben iPhone 11'de 8,5-9 saat ekran açık süresi alıyordum. Bu cihazda 6,5-7,5 saat ekran açık süresi alıyorum ama nasıl? AirPods Pro kullanıyorum. Bluetooth'um sürekli açık. Ee, Wi-Fi hücresel falan sürekli açık. E, ee, AirPods'um arka planda aktif. Sadece kapalı olan şey önemsiz uygulamaların arka planda yenili özelliğini kapadım. Sadece sosyal medyalarım var. O arka planda uygulama yenili açık. Yani bakıldığında bütün özellikler açık ve konumda da e, izin verili şekilde gerekli uygulamalarda açık kullanıyorum çok rahatlıkla zaten burada birkaç tane görüntüsünü de giriyoruzdur. de ee, %50'de 4,5 saat ekran açık süresi alıyorum. Lineer bir şekilde pil bitimi var. Hani büyük kalkmışsınız aman efendim %20 gitmiş ne oluyor bir gecede falan dedirtmiyor. Bu birazcık da iOS'in daha verimli kaynak kullanımı, ee, A14 Bionic işlemcisinin 5 nanometrede daha az enerji ihtiyacı gibi gibi şeylerin bir getirisi. Ee, pil konusu da şaşırtıcı derecede iyi. Bunun iyi olmasının da sebebi iOS 14.4 iOS 14.4 güncellemesi çıkmadan önce iPhone 12 mini 5-5.5 saat ekran açık süresi veriyorken iOS 14.4 güncellemesi çıktıktan sonra kullanıcılar 6.5-7 saatleri hiç zorlanmadan görebilir hale geldiler. Biraz daha dikkatli kullanırlarsa 7 saat, 7.5 saat ekran açık süresi çok rahatlıkla 12 mini modelinden alabiliyorlar. Hatta şöyle örnek vereyim. Bugün izinli günümdü benim. İzinli e, izinli günüm olduğundan evdeydim ve çok e, sık telefon kullandım. %34 şarjım var ve ekran süresine tıkladığımda da 5 saat 33 dakikalık bir kullanıma sahipmişim. E, dediğim gibi Bluetooth Bluetooth sürekli açık, video izledim, çok uzun telefon görüşmeleri yaptım. E, bir yere kadar gittim, navigasyon ihtiyacım oldu, navigasyon kullandım. Yani normal günlük yaşantımda nasıl telefon kullanıyorsam aynı şekilde kullandım. Pil yarı yolda bırakmaz ama oyun oynayan bir insansanız yani günde 9 saat 10 saat ekran açık süreniz varsa bu telefonu bir kere şarja takmanız gerekecek. Şöyle söyleyeyim işten geldiğimde %55-60 şarjım oluyordu benim iPhone 11 kullandığım zaman. iPhone 12 ile işten geldiğimde yüzde %47-48 şarjım oluyor yani %10'luk 15'lik bir fark var iPhone 11 ile iPhone 12 mini arasında. Bir demişken şöyle de bir noktaya değinelim. Biliyorsun bu telefon hala Lightning portunda. Apple'ın Type C'ye geçme işini nasıl yorumlarsın? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bu iPhone 12 modelleri daha fazla şey olabilecekken bu karantina, üretim bantlarının sınırlı çalışması gibi sebeplerden dolayı bazı özelliklerin son anda getiril Mac'den vazgeçildiğini düşünüyorum. 120 Hz ekran, USB Type-C portu gibi gibi şeylerin bu karantina ve üretim bantlarındaki karmaşa yüzünden gelmediğini düşünüyorum. Ben Apple'ın da Type-C'ye geçeceğini düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim 120 Hz tazeleme hızına sahip OLED ekranları da sonraki iPhone modelinde bence göreceğiz. Ama bunu sadece Pro'ya mı getirirler yoksa normal modellere de gelir mi Atıyorum 13 ve 13 mini'ye gelir mi yoksa sadece 13 Pro ve 13 Pro Max'e mi gelir bilemiyorum. Belki e, 90 Hz tazeleme hızını 13 ve 13 mini'ye getirirler 13 Pro'ya da 120 Hz tazeleme hızını getirirler. Ama dediğim gibi bu 12 serisinde 11'den daha farklılaşan özellikler sanki olacakmış ama pandemi ve çeşitli sebeplerden dolayı bu özellikleri son anda vazgeçmişler gibime geliyor. Bil demişken o zaman Apple'ın bu seride de biliyorsunuz. Şarj aletini ve kulaklığı çıkarmak gibi bir e, tasarruf yöntemine gitmişlerdi. Burada e, şarj aleti demişken bu ürün hızlı şarjı destekliyor mu? Kablosuz şarj durumu ne durumda ayrıca? Evet bu ürün hızlı şarjı destekliyor ama e, hepimizin bildiği gibi fast charger gibi gibi standartlar değil. Apple bu konuda da kendi standartlarını kullanıyor. Bu alet 20 Watt şarj aleti aletiyle 30 dakikada %50'ye ulaşabiliyor. iPhone 12 ailesi için konuşuyorum. Ben 18 watt'lık bir şarj aleti kullanıyorum. Çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. Daha bir hafta olduğundan bunu açıkçası bir deneme fırsatım olmadı ama 2227 mAh bataryası olduğu için de çok hızlı doluyor ve 20 watt desteklendiğinden ben 18 watt'lık adaptöre sahibim. Çok hızlı bir şekilde doluyor. Ee, aynı zamanda 12 watt Qi'yi de destekliyor ama bu sadece Apple'ın çıkarttığı kablosuz MagSafe adaptörlerinde oluyor. Normal adaptörlerde yanlışım yoksa 8 Watt'ı destekliyor. Bu da e, yani çok uzun sürede dolmasına sebebiyet veriyor. Yani 12 Watt e, %50'ye 55 dakika bir saatte falan geliyor. Hani kablosuz şarjın hızlısı da yavaş gene de bakıldığında. Ben ama kablosuz şarj hep söylüyorum e, kullanmıyorum bir yerde ihtiyacım olmadı. MagSafe zaten bana çok mantıklı gelen bir ekosistem bütünü değil. Hani bir adam telefonun arkasına neden cüzdan kart taşıma şeyi mıknatısla takmak ister? Cebe soktuğunda da düşüyor zaten. Çok kuvvetli bir bağlantı da değil o mıknatıs. Hani MagSafe var mı? Var. Ama ben onu kullanmıyorum. Ben kablosuz şarjı da kullanmıyorum. Çünkü çok kayıp oluyor. Cihazın çok fazla ısınmasına sebebiyet veriyor. Pil içinde en kötü şey cihazın ısınması. E, kutu içeriğinden bazı aksesuarların çıktığını söylemiştik. Bu aksesuarların çıkmasını sen hayatında mevcut bulunan ürünlerle çözdüğünü söyledin. Ancak bu telefonu başka biri aldığında bu adaptörlerle olmadan yoluna devam edebilir mi yoksa bir harcama yapması gerekir mi? Valla bu birazcık ikircikli bir konu. Ben bundan önce hep iPhone kullandım. iPad'im vardı. iPad'le birlikte 12 Watt şarj adaptörü gelmişti. Ondan önce dışarıdan aldığım 18 watt şarj adaptörüm vardı. Ben bu konuda herhangi bir problem yaşamadım. Ama benim kendi ideal dünyamda bir alet hız, hızlı şarjı destekliyorsa kutunun içerisinden hızlı şarj adaptörü kablosu falan çıkmalı. Yani Apple bir delilik yaptı. Diğer bütün firmalar da Apple'ı takip ediyor. Samsung'un yeni modellerinde de çıkmayacakmış. Ha bence bu hatalı karar. Yani bunun üstünde çok fazla düşünülmeye falan gerek yok. Zaten sunumda söylemişlerdi. Biz çevreyi korumak için kaldırdık efendim içerideki adaptörü falan demişlerdi. Mantıksız. Bunun mantıklı bir açıklaması yok. Ha ben hayatımı idame ettirdim ama sen 20 watt destekliyorsun. 20 watt adaptör almaya kalktım dedi. 129, 139 mu ödemem lazım gidip Apple'a. Yani bana mantıksız geliyor. Neden bilmiyorum. Bir de Kutunun içerisinden normal USB değil, bir ucu USB Type-C, bir ucu Lightning olan bir kablo çıkıyor. Bir de sadece o çıkıyor. Kulaklık da yok, adaptör de yok. Onun haricinde AirPods Pro'm vardı zaten. Ben bir problem yaşamadım. Önceden aldığım Apple ürünlerinden 4-5 tane adaptörüm de var. Gene problem yaşamadım. Ama normal bir insan gittiğinde aldığında aman efendim hangi adaptörü alayım, Belkin mi alayım, Spigen mi alayım, Apple'ın orijininden mi alayım, bunu aldığımda bataryaya zarar verir mi, vermez mi gibi gibi işler konusunda bir karmaşa yarattığı da kesin. Ki şöyle bir durum var. Yani telefona 9000 bin, bin TL verip şarj adaptörünü gidip 50 liraya alan çok insan var. E Bu tabii ki bu kalitesiz adaptör kullanımı e, bataryanın çok daha hızlı yıpranmasına ve Apple servislerinin bataryayla çok daha fazla uğraşacağına da bir delalet açıkçası bakıldığında. E bir de sürekli 20 Watt'la aldım bu alet destekliyor diye. Sürekli 20 wattta da şarj etmek bataryanın daha çok yıpranmasına ve ısınmasına sebep olur. Hani yavaş şarj etmek de batarya sağlığı açısından da önemli. İşte bunları insanlar bilmek zorunda değil. Apple'ın bunu düşünmesi lazımdı gibi gibi çok fazla değişken var burada. Ya keşke içerisinde 5 wattlık adaptör değildi. 10 wattlık adaptör koysalardı. Ne yardan ne serden vazgeçseydik yapmamışlar. Bence hata yani. O zaman e, ekranlı tasarımını, pilini konuştuktan sonra performansı da konuşalım. İçerisinde A14 Bionic çözümü var. Sence performans konusunda iPhone 12 mini bize e, vaatlerini yerine getiriyor mu? Bir de e, üst modellerde aynı chipseti kullanmasına rağmen performans konusunda onlardan geri kalıyor mu sence? Performans konusunda büyük kardeşlerine göre hiçbir farkı yok. E, A14 zaten piyasadaki en iyi işlemci. Net Yani bu ıı, sentetik, normal, real yaşam her türlü konuda belli. Performans per watt değeri olarak, üretim nanometresi olarak perf hiçbir sıkıntı yok. Cehir cehir çalışıyor. En ufak bir takılmasına, en ufak bir ya biz bunu yapmayalım. 4K'da ben 10 dakika sonra 10 dakika video çekebiliyorum. Ee, yapmayayım ben, 60 kare çekmeyeyim gibi gibi şeylerine hiç rastlamadım sıkıntısız gayet iyi şekilde çalışıyor. Şimdi bazı arkadaşlar ben internette yorumları okuyorum. Ya Apple işlemci konusunda çok ileri gitti de iOS işletim sisteminde biz bu kadar kuvvetli işlemciyi ne yapacağız diye bazı söylemler oluyor. Ama bence gözden kaçırılan şu nokta var. Çok kuvvetli işlemci kullanılması belli bir noktadan sonra günlük yaşamınızda çok büyük farklılıklar yaratmasa da çektiğiniz fotoğraf, fotoğrafın sonradan işlenmesi, çektiğiniz video, çektiğiniz videonun elektronik olarak stabilize edilirken ki yapılan milisaniyelik işlemler gibi gibi arka planda birçok konuda işlemcinin sırtına yük bindiriyor. Ve işlemciniz ne kadar kuvvetliyse bu işlemler o kadar güzel oluyor. Mesela A14 işlemcisinin bu kadar kuvvetli olmasından ötürü ben bir yürüme örneği çektim Taksim'de. Ben bu kadar iyi OIS'i ve elektrik i, i, elektronik görüntü sabitleme teknolojisi birlikte bu kadar iyi çalışan bir e, telefona ve video örneğine daha gel görmedim. S21'de de diğer telefonlarda de. inanılmaz iyi bir video stabilizasyonu var. Bunda emin olun A14 işlemcisinin de etkisi var. Hakeza bakıldığında e, WhatsApp'a bir video gönderdiğinizde video 4K ise WhatsApp'ta videonun hazırlanması gerekiyor. Veyahut da videoyu kesip biçtiğinizde başını sonunu videoyu crop ettiğinizde iOS'ta bu özellikler var. Samsung'larda da var diye biliyorum. Veyahut da videoya bir efekt eklediğinizde bunun işlenmesi inanılmaz kısa sürüyor. A14 işlemi sayesinde. Yani performansı şu an gidip piyasada alabileceğiniz en performanslı cihazlar e, iPhone 12 aileleri. Bu tartışması su götürmez bir gerçek. E, günlük yaşamda da normal işlerde de profesyonel kullanımda da video editlemede de her işinizi bu telefonlarda çok rahatlıkla yapabilirsiniz. 12 mini'nin de performans bakımından iPhone 12'den, 12 Pro'dan ve 12 Pro Max'ten bir fark yok. Sadece Thermal Throttling yani ardarda çok uzun süreli yüksek performans gerektiren işlemler yaptığınızda e, birazcık e, atıyorum. 3.1 GHz hızında değil de 2.8 GHz hızında çalışmaya başlıyor. Thermal Throttling'e girmesi iPhone 12'ye ve e, 12 Pro Max'e göre daha çabuk oluyor. Ama bu da sizin günlük yaşantında hissedebileceğiniz bir fark değil. Ben cihazının hiç ısındığına da şahit olmadım ki video kesip biçme yaptım ee, uzun süreli 4K videolar çektim yürürken ederken ısındığına şahit olmadım. Sadece çok az bir şekilde ılık oluyor arkadaki cam yüzey. Peki şunu soracağım performans gerektiren işler yapabiliyoruz dedin. Bu telefonun mini olması yani küçük olması ekranın ufak olması bu işlemleri yaparken seni hiç zorladı mı? iMovie'de birkaç bir şey yapmıştım. Efekt falan eklemiştim. E ya tabii yani e, ama bu sadece 12 mini'ye özel değil. 12 mini de zorlanma katsayın e, 8 ise 12'de de 6 ile zorlanıyorsun. Çünkü kullandığın şey eninde sonunda bir telefon. Çok profesyonel işler yapmak için her ne kadar sonuna pro takıları getirse de bütün markalar. E, tasarlanmış cihazlar değil. Profesyonel iş yapacaksan farklı bir input metot lazım. Klavye lazım, mouse lazım. Benim yön görme göre böyle. Yani mini boyut olması bazı konularda zorluk getirse de dediğim gibi yani dediğim gibi iMovie'deki işlerde genel olarak günlük da sana kazandırdığı avantajları bence götürülerinden daha fazla. Yani çok hafif, çok kompakt cebime koyduğunda ben buradayım diye hissettirmeyen bir telefon kullanıyorum ve ben ufak telefon kullanmayı çok özlemişim. Yani tek parmakla yazı yazmak, telefonu bir yere cebine koyduğunda cebinin şişmemesi, cebinde yan bile durduğunda dışarıda izinin belli olmaması. Yani bence minik telefon niye bu kadar çabuk bunlardan vazgeçtik de 6 inç, 6.5 inç, 7 inç ekranlı telefonlara doğru yol aldık. Tekrardan bana sorgulattı. İyi ki de iPhone 12 mini almışım. Gerçekten bu taşınabilirliği, bu kolay kullanımı, bu hafifliği tek elle telefon kullanmayı çok özlemişim. Burada gene işlemcinin bu kadar iyi olmasındaki avantaja geliyoruz. Bu mini modeller neden Android telefon camiasında çıkmıyor diye söylemler var. Bunu Samsung Galaxy S10e ile denemişti. 3000 mAh batarya koymuştu ve ekran açık süresi insanlar 3,5-4 saat alıyorlardı. Pilinden herkes inanılmaz rahatsızdı. Şimdi 5G çağının bu kadar yaklaştığı Snapdragon 888'lerin deli gibi e, bataryayı içtiği ve güç ihtiyacının çok arttığı bu dönemlerde içerisinde 3000 mAh, 3500 mAh'lik bataryalı minik telefonlar, Android üreticiler maalesef yapamıyorlar. Çok büyük arge gerektiriyor ve ufak telefonun karşılığı da tüketici bazında yüzdelik olarak çok ufak olduğundan maalesef teknik olarak Android camiası bunu yapmakta zorlanıyor. Burada işlemcinin gene avantajından bahsediyoruz. çok kuvvetli ve 5 nanometre ile Apple'ın güç kullanımı algoritmanalla az güç tüketen bir işlemciye sahip olduğumuzdan böyle mini ürün gamını bundan sonra umarım e, iPhone 12 13 14 yani bundan sonraki iPhone ailelerinde de göreceğiz. Hani burada da tekno seyirde tartışılmıştı. Ben iPhone 12 mini aldığımı söylediğimde altına yorumlar olmuştu. Android'de niye böyle minik cihazlar göremiyoruz diye. Bence bunun sebebi bu yüzden. Az önce videodaki stabilizasyon başarısından bahsetmiştim. Kamera kısmına gelelim diyorum. Kamera konusunda e, abilerinden en çok ayrıştığı nokta diyebiliriz. Telefon olarak baktığımızda kamera kısmında işte Pro ve diğer Pro Max modeline göre ya da 112'ye göre e, kırpıntılar hissediyoruz. Sence bu kırpıntılar onu kamerasını çok mu geride bırakmış yoksa kamera olarak hala üst seviye bir telefon mu? Kamera olarak tabii ki üst seviye telefon ki Bakıldığı zaman kamera konusunda düz iPhone 12 ile ben farkını e, yok, donanımsal olarak yok. E, iPhone 12 mini ile iPhone 12 birebir aynı kamera sistemine sahip. iPhone 12 Pro ve Pro Max farklı kamera sistemine sahip. E, Pro Max zaten e, ana sensörü de bambaşka kameraya sahip, daha büyük bir e, şeyi var, sensörü var. E, bakıldığında kamera örneklerini zaten şu an görüyorlardır. Gayet iyi bir video. Hatta piyasanın en iyi videosu. iPhone 12'de şu anda. Fotoğraf konusunda bazı ışık koşullarına göre ikinci oluyor, üçüncü oluyor, beşinci oluyor ama genel olarak hep ilk ondadır. Kamerasından genel olarak memnunum. Yani iPhone 11'den de memnundum. Bu cep telefonlarında bulunan kameralar o kadar iyi noktaya geldi ki hani birini birinden ayırt etmek çok zor. S21'in fotoğrafını koysak, bu da iPhone 12'nin fotoğrafı desek, ben piyasadaki çoğu insanın eee Hani bu bundan daha kalitesiz, bu bununla arayı çok açmış diyeceğini zannetmiyorum. Fotoğraf örnekleri de var. Ters açık ışıkta çektim. Geniş kamera sensörüyle çektim. Normal lensiyle çektim. Hepsinde gayet başarılı sonuçlar verdi. Video stabilizasyonu da gayet iyi. Yani Amiral gemisi telefon kullandığınızı kamera performansından anlıyorsunuz. Ve iPhone 12'ye göre, pardon iPhone 12 mini'nin iPhone 11'e göre daha iyi bir kamerası olduğu da çekilen örneklerde çok net bir şekilde anlaşılıyor. Esas fark ön kamerada. Ön kamera da gece modu desteği geldi. Hani long exposure, uzun pozlama yapıp 2-3 saniye karanlığı aydınlatabiliyor. Karanlıkta ön kamerayla çok iyi pozlar çekilebiliyor. Hiçbir problemine, sıkıntısına rastlamadım. Kamera konusunda da tatmin ediyor. O zaman bir diğer konu, bunlar sonuçta iletişim aygıtı ve ses konusu önemli. Ses konusunda bize neler vaat ediyor? Görüşme yaparken hoparlöründen vesaire memnun kaldın mı kulaklık çıkışından? Vallahi ben AirPods Pro kullandığımda Lightning konektörünün de e, Lightning konektörüne çok e, böyle üst düzey bir kulaklık bağlama imkanım olmadı. Bu konuda bir şey yapamam. Ama AirPods Pro özelinde bahsedersem yani iPhone 11'den iPhone 12 mini'ye geçmek benim hayatımı çok değiştirmedi ama AirPods Pro gerçekten hayat değiştiren bir ürünmüş. Yani aktif gürültü engelleme dediğimiz teknoloji gerçekten hayat kalitesini çok arttıran, etraftaki gürültüyü engelleyebileceğiniz ve ciddi oranda engelleyebileceğiniz, işinize odaklanabileceğiniz daha sessiz bir dünya için olmazsa olmazmış. AirPods Pro ile uyumu muazzam. Ee, çok çok memnunum. AirPods Pro'dan da. Ee, Bluetooth'la kurdukları iletişimden de memnunum. Ses konusunda şunu söyleyebilirim ama sesi sağlayan en önemli şey hacimdir. iPhone 12 mini ufak bir telefon olduğundan hoparlör kalitesi iPhone 12 ve 12 Pro Max kadar iyi değil. Gene stereo hoparlörü var, gene temiz sesler veriyor, gene iyi ses veriyor ama onlar kadar şiddetli ses vermiyor. Ahize içinde bu geçerli. Diğer şeyler için de bu geçerli. Ahizesi gayet gürültülü ortamlarda bile duyulabiliyor. Ama 12 e, ve 12 Pro kadar yüksek bir ahizesi yok. Hatta denedim. Gerçekten yok. Yani e, hatta hoparlörü de desibel olarak bir tık daha düşük. Ama sizi rahatsız eden bir durum olup olmadığı hoparlörün ne kadar önemli olup olmadığı bu kullanıcı karar verecek. Ben rahatsız olmadım. Zil sesim çaldığında duyuyorum. Hiçbir problem olmuyor. O zaman telefonun belki de tüm rakiplerinin ayrışan noktası yazılımı. Çünkü Apple'ın kendi işletim sistemi oluyor Android tarafından ayrı olarak. Yazılım konusunda bu telefonu farklı kılan ya da e, senin öne çıkartacağın bir durumu var mı? iPhone 11 ile ben arasında yazılımsal olarak bir fark görmedim. iPhone 11'de cayır cayır çalışıyordu. Bu telefonda cayır cayır çalışıyor. Hiçbir problemini görmedim. iPhone 12'ye gelen yazılımsal olarak fark gene yok. Öyle aman aman bir fark yok. Buradaki farklar sadece kamerada. Yani ön kameraya gece modu geldi. İşte ön kameranın birazcık daha işlendiğinden A14 işlemcisinin gücüyle hani computational photography dedikleri şey biraz daha arttı iPhone 12'de. Daha iyi fotoğraflar çekmenizi sebebiyet veriyor. Ve genel olarak gene fotoğrafa geleceğim ama şunu da söylemeden geçmeyeyim çekilen fotoğraf örneklerinde yakınlaştırıldığında giren olan yerlerde bile çok tatlı bir gren var. Bazı sinema kameralarında ve film kameralarında grenler daha tatlıdır, daha güzeldir. Hatta yönetmenler özellikle o karaya gren basarlar. Bunda da daha iyi bir gren dizilimi paterni gördüm ben. Yani çok hoş bir greni var karanlık kalan yerlerde bile. Yani o parazit düzeni çok iyi ve çok kaliteli duruyor. İnanılmaz göze batan böyle renkli parazitlerin girdiği bulamaç bir granle karşılaşmıyorsunuz. Bu computational fotoğrafı yani bilgisayarla işlenen, yapay zeka ile işlenen fotoğraf konusunun ne kadar yol alındığının bir göstergesi. Yazılımdan ayrıştığı konu e, bence şey e, kamera özellikler Onun haricinde iPhone 11 ile aman aman bir yazılımsal farkı yok. Bir iPhone 12 mini'ye pil optimizasyonu da yapmışlar ama iOS 14.4 ile birlikte pili daha uzun gitmeye başladı. Onun haricinde ben bildiğimiz iOS widget geldi. Hmm. Çeşitli özellikler geldi. Gayet güzel, sorunsuz şekilde kullanıyorum. Yani genel olarak iOS 14'ün arayüz deneyiminden memnunsun telefonu sana sundu. E tabi yani çok çabaladım, çok denedim Android. Bunu Tekno çeşitli günlükler yaptım. Çok Android cihaz denedim. Xiaomi'nin cihazlarını denedim. Kısa süreli Samsung denedim 2-3 hafta kadar. Ondan sonra bakayım Pixel 2 XLR denedim. Hani hepsi kendince güzel seçenekler ama ben iOS platformunda, iOS işletim sisteminde ve Apple ürünlerinde kendimi daha mutlu, daha huzurlu, daha az sinirli, stresli hissettiğimden iPhone'dan devam ediyorum. O zaman güvenlik kısmından başlayalım. Bu telefonun parmak izi okuyucusu yok. Son çıkan iPhone'ların hiçbirinde. Bunu görmedik zaten. E, yüz tanıma sistemi var. Ve diğer telefonlardan ayrışan bir şekilde donanımı da barındırıyor bu. Bu yüz tanımanın performans sence nasıl? Ben iPhone X'ten beri Face ID kullanıyorum. iPhone X'ten sonra iPhone 11'e geçtim. Şimdi 12 mini'ye geçtim. Face ID konusunda iPhone 12 ile birlikte kullanılan donanımsal sensörlerin kapsama alanı yüzde kaç dereceye göre açılıp açılmadığı çok net bir şekilde gelişme kaydetmiş. Önceden bazı açılarda zorluk çıkartan Face ID, iPhone 11 ve iPhone 12 mini de neredeyse masada yatay durduğunda bile açılıyor. Hiçbir sorun yaratmıyor ve böyle sanki önceden böyle biraz dik tutmak gerekiyordu, yan tutulduğunda çok fazla algılamıyordu gibi gibi şeyleri var. Artık böyle çapraz tuttuğunda da algılıyor. Yani şöyle gösterebilirim. Böyle bir çapraz. Uzak düşünün, kamerada gözüksün diye. İlla böyle dik tutmanız gerek yok. Masada böyle çapraz durduğunda da açıyor. Bir problem yaratmıyor yani. Ben Face ID'nin her türlü parmak izi okucusundan ekran altı parmak izi, ekran üstü parmak izi, Kasa arkası parmak izisinden daha iyi olduğunu hep söylüyordum. Hala da söylüyorum. Çünkü parmak zamanında terleyen e, çeşitli problemler bazen pis olabilen bir şey. Ama yüzümüzün hatları biz gidip mermiye kafa atmadığımız müddetçe pek değişmiyor. Face ID bence parmak izinden çok daha başarılı. Ki alışan insanın ben bir daha parmak izine döneceğini de düşünmüyorum. Şu aralar bir dezavantajı var. Maskeyle çalışmıyor. O da inşallah şu Covid belasından kurtulursak dert olarak kalmaktan çıkacak zaten. Genel olarak ben Face ID'den memnunum. Güvenlik kısmına da gelecek olursak Apple güvenlik biz en güvenli firmes falan diyor. Ben diğerlerinden daha güvenli olduğunu evet düşünüyorum ama gene de hiçbir firmaya güvenlik konusunda güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kambusus tarafına geçelim. Wi-Fi, Bluetooth, NFC gibi konularda biz iPhone 12 mini neler sunuyor? Wi-Fi çekim kuvveti e, iPhone 11'e göre birazcık artmış. Bunu nereden anlıyorum? E, evimin üst katında e, eskiden çekim kuvveti 1, 3 üzerinden 1 seviyedeyken Hı. şu anda 2 hatta 3 seviyeleri görebiliyorum. Bu da evin altıya geçmesinin bir payı olabilir mi sence? Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Hı -hı. E, arka tarafın cam olması veya da yandaki bantların şunların her bir bant e, sinyal algılama kısmıdır Apple'da. Mesela bu bant sayısı da artmış e, iPhone 12'de. Büyük ihtimal onun bir etkisi vardır. Wi-Fi çekimi kuvveti biraz daha iyileşmiş gördüm. Eskiden üst kattaki Wi-Fi extender, Wi-Fi menzil genişleticiye bağlanmam gerekirken artık onu hafızasından çıkardım. Sadece orta katta bulunan Wi-Fi ile işimi gayet rahat görüyorum. Bluetooth, Bluetooth diğer konularda da dediğim gibi Airpods Pro ile, Apple Watch'umla, Series 3 ile hiçbir problem yaşamadım. Ee, genel olarak bağlantı, kablosuz gibi konularda hiçbir problem yok. Kablosuz şarjı falan denemediğimden bir şey söyleyemem. Kablo şarjda bir işimin düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki GPS performansını deneyimleme şansın oldu mu? Evet, yani bu benim Android camiasında çok büyük sıkıntı yaşadığım bir konuydu. iPhone 11'e geçtikten sonra sonunda e, iPhone'un konudaki e, ne kadar iyi olduğunu anladım. Google Maps'te, Yandex Haritalar'da, diğer şeylerde hiçbir problem GPS yaşatmıyor. Direkt bulunduğu konumu anında gösteriyor biraz tünele girdiğinde falan çıktıktan sonra da saçmalama yapmıyor ben pixel 2 cihazında da xiaomi ürünlerinde de samsung ürünlerinde de kapalı bir tünelden normal yola çıktığında kendine gelmesi için yeri geldiğinde telefonu böyle sonsuz döngü işaretiyle çevirip o pusulanın ve gps'in tekrar kendine gelmesini sağladığım zamanlar çok olmuştu iphone ürünlerinde gps performansı her zaman iyi bunda da iyi hiçbir problem yaşamadım Hani bir kapalı yerden normal yola çıktığınızda tünelden mesela anında bulunuyor. Tekrardan düzgün güzergahta gitmeniz gerektiğini size söylüyor sorunsuz şekilde. O zaman e, ek detaylarına değinelim. Mesela inceleme boyunca hiç bahsetmedik. Bu telefonda IP68 suya toza dayanıklılık var. Sence hiç böyle bir tecrübe yaşadın mı? Suyla karşı bir daha telefon yeni ama? Yok hiçbir şey yaşamadım. Yani ben gene de... E, bizim genel olarak Türk milletinin de öyle olduğunu düşünüyorum. Hani yağmur yağdığında çok fazla çıkarmamaya dikkat ediyorum. Karkuş olduğunda ıslak elle çok dokunmamaya dikkat ediyorum. Önce gidiyorum elimi kuruluyorum. Tabii bu cihazın en ufak suda e, bozulmamasını sağlıyor ama tutup da ben telefonların havuzla mavuzla girilip denenmesine karşıyım. Ama var mı var. Güzel mi güzel. Yani bu kadar bir şey bir şey söyleyebilirim bunun hakkında. Telefonda eSIM özelliği de bulunuyor. Malum Türkiye'de yakın zamanda eSIM teknolojisi de aktif oldu. E, muhtemelen eSIM'i evet. e daha deneyimleyemedin. E, bu telefonlar aynı zamanda eSIM kullanılırsa çift hatlı olarak da kullanılabilir durumda bildiğim kadarıyla. Evet aynen öyle. Türkiye'ye gelen model numarası garip bir şekilde e, hem SDMA hem de normal simli şekilde gelmişler. SDMA sim bilgilerinizi içindeki sim çipine yüklediğiniz ve e, sim kart takma zorunluluğunu ortadan kaldıran bir şey. E Türkiye'de bir operatör getirdi. Diğerleri de bunu getirecektir. Bunun gelmesi aynı zamanda ilerleyen zamanlarda kendinden internet bağlanabilirliğine sahip Apple Watch'ların da ülkemize gelmesinin önünü açtı. Bu bence güzel bir gelişme. Ben denemedim. Benim çift simim, çift hattım, çift hattım yok ama bence insanların işine yarayacak bir şey. Yani bu telefonu bir eSIM bağlayarak bir de normal fiziksel SIM kartla çift hatlı olarak kullanabilirsiniz. Bu çoğu insanın işine yarayacaktır. Çünkü sırf bu sebepten iş insanlarının ben iki telefon taşıdığına falan şahit oluyorum. Bu sorun da iPhone 12 ailesiyle çözüldü. Apple bunu güzel bir şekilde çözdü. Akılcı bir çözüm. Çünkü sim kart girişi bu kadar ince telefonların rigid yapısını da bozan şeylerde. Genellikle bükme testlerinde düşmelerde müşmelerde en zayıf yer şu sim girişinin olduğu ince kısımdı. Onun da çözülmüş olması iyi oldu. Yani iki çift sim girişi yerine tek sim girişi olması, birinin esim olması bence mantıklı. Onu da çözmüşler. Güzel olmuş. Ürün hakkında söyleyeceğin ek bir detay, ek söyleyeceğin bir şeyler var mıdır? Yoksa son kısma fiyata geçebiliriz artık. Valla ürün hakkında ek detay yok. iPhone 12 mini hakkında biraz kullanımımdan bahsedeyim. Ben büyük telefonlardan sıkılmıştım. Dediğim gibi benim bileğimde karpal tünel var. Çok klavye başında, mouse başında durduğum zaman mesleğim ne kadar olsa da bir de telefonla uğraştığımda 7-24 bilek ağrısı çeken biriydim. Hafifliğiyle, kullanımıyla, ergonomisiyle çok rahat ettirdi. Pil konusunda kafanızda soru işareti varsa şöyle düşünebilirsiniz. iPhone 12, iPhone 11'in pili çok çok iyiydi. Ekran çık süresi 8,5-9 saatler görüyordu. Bu cihazda da 6,5-7 saat ekran çık süresi alabiliyorsunuz. Ortalama %15'lik bir fark var. Yani %15 daha az gidiyor pili. Eğer oyunu oynamayan bir insansanız e, günde 8-9 saat ekran açık süreniz yoksa bu telefon rahatlıkla işinizi görecektir. E, şarj olma süresi çok hızlı. E, 2227 mAh olmasından mütevellit. Çok hızlı şekilde şarj oluyor. 18 Watt, 20 Watt adaptörlerle. E, ben kafasında soru işareti olan varsa 12 mini'nin en iyi 12 cihazlarından biri olduğunu düşünüyorum. Hatta bence en iyisi. Kullanım, pratiklik, bulunduğu fiyat performans anlamında hiç kısmamışlar çünkü iPhone 12'den. Tek farkı ekran boyutu ve taşınabilirlik. Bu kadar. O zaman fiyatına değinelim son olarak. Şu anda başlangıç modülü 64 GB için. 9000 lira civarlarından başlıyor ve 128 256 varyantlarında fiyat o şekilde katlanarak artıyor. Peki sence şu anki 10 bin liranın aşağısındaki fiyatıyla bu telefon e, alınmak durumunda nereye konumlanabilir? Ya şimdi Apple ürünleri içerisindeyseniz iPhone XS kullanıyorsanız, iPhone 11 kullanıyorsanız, 11 Pro kullanıyorsanız 12'ye geçmenin bir anlamı yok. Ee, iPhone XR kullanıyorsanız ona da yok. Yani Apple ürün gamı öyle bir noktaya geldi ki tüm cihazları çok hızlı. Hani iPhone 8'ler bile performans olarak çok tatmin edici. Hani iPhone 8X, e, XS, 11 kullanıyorsanız bence bu cihaza geçmenize gerek yok ama ne bileyim e, hani 8 kullanıyorum ben daha yeni tasarımlı bir şey geçmek istiyorum 7 kullanıyorum 6s kullanıyorum derseniz rahatlıkla geçebilirsiniz. Hani normal bir kullanıcıysanız da böyle 9 bin liranın altında 10 bin liranın altında bir cihaz arıyorsanız da bence 12 mini hani ilk üçteki kapılardan biri aldığınızda sonrasında satmaya kalktığınızda Apple ürünleri zaten değer kaybetmiyor. E, bir de şimdi bu sene yavaş yavaş Türkiye'de de gördük. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyalarında tüm operatörler ve teknoloji mağazaları yaptı. iPhone'lar, iPhone 11'ler, iPhone, 11 iphone X'ler, XS'ler çok iyi fiyatlara geri alınıyor. Satma derdiyle uğraşmıyorsunuz. Yani her sene 2000 lira üstüne ekleyerek en son güncel iPhone modelini rahatlıkla alabiliyorsunuz. Aradaki fark 2000 lira, 2500 liralarda olabiliyor. Bakıldığında yani bence en mantıklı seçeneklerden biri iPhone değer kaybetmiyor eskiyi getir yeniyi götür kampanyaları Apple bazında çok daha iyi noktada çünkü Galaxy S20'ler falan çok daha düşük fiyatlar veriliyor ama iPhone 11'ler iPhone XR'lar S20'den bile neredeyse yüksek fiyatlara geri, geri alınabiliyor operatörler tarafından bakıldığında bence çok mantıklı tercih. Ha bir telefonu 8-9 bin lira vermek genel olarak bir tartışma sebebi. Ama veriliyorsa da bence benim şahsi kanaatim, baştan belirtiyorum şahsi kanaatim iPhone. Yani bence iPhone alınır. iPhone 12 mini elimizdeki şartlar elverdiğince olabildiğince detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. Yekta'ya da kendi kişisel ürünü bize burada anlattığı ve deneyimlerini paylaştığı için teşekkür ederim. Vallahi sağ ol Umut. Yani bizim Covid iş yapış şekillerimize değiştirdi. Ama dediğim gibi yani bu bir e, deneyim videosu gibi bir şey oldu. İlerleyen zamanlarda AirPods Pro, Apple Watch Series 6 ve iPhone 12 mini ile işler birazcık düzene girdiğinde aşılanma daha iyi bir noktaya geldiğinde stüdyoya gelip daha ayrıntılı incelemesinde herkesin sevdiği o Tekno seri stüdyosunda yaparız umarım. E, şimdilik evet. yani birazcık... E, mazur görsünler. Bu seferlik böyle oldu. Ben olabildiğince fotoğraf örnekleriyle, video örnekleriyle renklendirmeye çalışacağız ama şimdilik böyle. Yani şimdilik diyelim. iPhone 12 mini özelinde şimdilik o zaman bizden de bu kadar. Görüşmek üzere. Başka videolarda hoşçakalın.